Allah-u Teala'nın Vedud ismiyle ilgili Kur'an'da ifadeler okuruz. Allah-u Teala'nın El-Vedud denilen ismini, esmasını konuşuruz. Arkadaşlar, Vedud temenni etmek, sevmek, arzu etmek ve tercih etmek anlamına gelir. Allah'ın sevgisine kavuşmayla ilgili Vedud ifadesinin kök anlamında temenni etmek, arzu etmek, tercih etmek, sevmek anlamlarına gelir. Aslında bu anlamda da baktığımızda insan seviyorum dediği şeyi tercih eder, temenni eder, arzular. Arzu, temenni ve tercih vardır sevdiklerimizin içerisinde. Ve Vedud ismi Allah-u Teala'nın El-Vedud diğer isimlerde çok görmediğimiz bir işleyişe sahiptir. Allah gafurdur, mağfiret edicidir. Evet. Allah rahmandır, rahmeti insana bahşeder. Evet. Allah razzaktır, rızık verir. Evet. Allah El-Vedud'dur, sever ve sevilmek ister. Çift tarafı yönü bu farklar arkadaşlar. Haşa Allah rızık verici rızık ister. Böyle bir şey yok. Allah rahmet eder rahmet ister. Yok yok böyle bir şey yok. Allah severdir ama aynı zamanda sevilmek isteyendir. Vedud ismi çift taraflı çalışır. O anlamıyla çok seven ve çok sevilen anlamındadır. Mutlak, sınırsız, eşsiz, benzersiz sevginin yegane kaynağıdır. Mutlak sevgi, sınırsız sevgi, eşsiz ve benzeri olmayan sevginin kaynağı Allah'tır. Arkadaşlar, Kur'an'da Allah Teala'nın sevmeyle ilgili ifadesi bu ayette de okuduğu şekilde hubla ilgili de geçer. Yani ayette okuduk. İnnehu la yuhibbul kafirin. Allah kafirleri sevmez diye. Şimdi Vedud ismi meveddet, hub ifadesi ise muhabbet üzerinden çok kullanılır, çok ifade ederiz. Hatta habbe dediğimiz şey de tane, tohum da yine buradan gelir. O halde meveddet dediğimiz sevgi fiile dönüşmeye namzet olan sevgidir. Somuttur, müşahhastır, içten dışa dönüktür. Sahibini eyleme zorlayan sevgidir. Bu muhabbet ise içsel bir sevgidir. Öyle ki içinde başka bulunan şeyleri ateşinden yakar, sadece o sevgi kalır. Muhabbet duymak odur aslında, tohum gibi. Diğerlerin hepsini yok eder, sadece o sevgi kalır. Allah Teala'nın bizden istemiş olduğu El-Vedud isimle ilgili kendisinin bizi sevmesini istememiz ama bizim de onu sevmemiz. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَّدُّ حُبَّ لِلّٰهِ Bakara 165. İman edenler ise en çok Allah'ı severler. Bakın bu ayetten hareketle müminlerin sevgiyle ilgili bir skalası, bir sıralaması, bir seviye testi, seviyesi olmak zorunda. En üst sevgi Allah'a ait olmak durumunda. En üst sevgi o. وَالَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ En üst sevgi Allah'a ait olacak. Diğer sevgiler ona göre aşağıda pozisyon alacak, sıraya girecek. Eğer başka başka sevgiler Allah'ın sevgisinin üzerine oturmaya başlıyorsa, Allah'ın sevgiyle ilgili sıralamasını ters yüz ediyorsa, buna İslam'a sevgi dememiz mümkün değil arkadaşlar. Bu sahibini esir alan, sahibini tutuklayan, köle eden, hatta rızayı bariden uzaklaştıran bir şeydir. O nedenle önce Allah'ın sevgisini en üst çıtaya, en üst noktaya yerleştireceğiz. Diğer sevgileri de ona göre hizaya sokacağız. Hatta Allah seviyorsa seveceğiz, sev diyorsa seveceğiz. Onun sevdiğini sevmeye çalışacağız. Hani şu üç durum kimde bulunursa
imanın tadını almıştır diyor ya fani kelime. Yani Allah ve Resulü her şeyden çok seveceğiz. Bir şeyi seviyorsak Allah ve Resulü sevdiği için seveceğiz. Allah'ın sevgisinden uzaklaşmayı, imandan sonra küfre dönmeyi ateşe atılmak gibi göreceğiz. Ya sevginin imanla bu kadar alakalı olduğunu şu ifadeleri okuduğumuzda daha net anlıyoruz. Sevgisinin ayarını tutturamayanın istikametinde sorun vardır. Kalp ayarı bozuksa dış ayarın tuttuğunu söylemek çok makul değildir. Önemli olan kalpteki istikameti tutturmaktır. Adam kalpte istikameti tutturamamışsa, yüzünü, yönünü, Allah'ın sevgisini kazanmaya dönük, onu sevmeye dönük, onun sevdiğini sevmeye dönük kalamıyorsa sorun vardır. Peygamberimiz, namaz gözümün nurudur diyor. Eğer namaz bizim gözümüzün nuru olamıyorsa, o zaman hangi peygamber sevgisi namazı diyeceğiz? Eğer geçiyor peygamberi seviyoruz, sevmemiz lazım. Ama onun sevdikleriyle biz haşır neşir değiliz. Üç şey bana sevdirdi diyor. Namaz, kadın, güzel koku. Şimdi kadın ona tek özlük ettiğimiz zaman ya ne oluyoruz falan, ne demek istiyorum falan. Kadının eşini sevmesi. Fıtri bir şey bu sürede gelecek inşallah. Geçti daha doğrusu önceki ayetlerde. Mehmet'ten üzerine geçti attı. Bu sürede geçti. Onun ayetlerindendir diyorlar adamı. Dolayısıyla adamın diğer ikisiyle ilgili sorunu yok. Güzel koku falan tamam da. Namazla ilgili ya, namaz bana sevdirildi. Orada birazcık çizmalıyor sanki. Peygamber Aleyhisselam'ın ortaya koymuş olduğu sevgi skalası seküler değildir. Dünyevi bir şeyi sevmek üzere değildir. Göz aydınlığı diye tanımlarken saliha eş diye sayar. Bakın sadece eş değil, saliha diye sayar. Ona bir sıfat ekler. Dolayısıyla sevgimizin ayarını da yön ayarı içerisinde ele almak durumundayız. Ama maalesef bu toplumda medya üzerinden sevgimize bile ayar verin. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Yani güldür güldür programlarıyla, çok güzel hareketlerle, nerede güleceğimiz bize gösterildi. Burada göreceksiniz. Ya ne gülmezsin? Adam ahlaslıca bir şey söylüyor. Yüzümüzün kızarması lazım. Yok dedi, burada gülme, burada gülme vardı diye. Gülme verdi o. Belki çok önceden burada hatırlayan arkadaşlar vardır. Charles iş başında, Cosby ailesindeyken verildi bunlar bize. Gülme efektleriyle dediler ki burada güleceksiniz ya. Burada gülmeniz lazım. Halbuki bir müminin orada yüzünün kızarması lazımdı belki. Ama yok, yüz kızartıcı şey kalmadı. Niye? Arkadaşlar bakın. Biz bu konuda istikameti şaşırınca başka birileri kılcal damarlarımıza kadar girdi ve karıştı. Ne demek istiyorum burada? Ya yüzün kızarması kılcal damarlarla alakalı bir şey. Eğer bu kızarmıyorsa kılcal damarlarda bir sorun var demek. Doktoruma geç burada var ama ben tıp alanlarına giriyorum. Yani bu böyle bir şey. Adamın yüzü kızarmıyorsa, kılcal damarlar çalışmıyorsa orada, kan basmıyorsa orada, kan ona göre bir pompalama yapmıyorsa o zaman burada bir sorun var. İstikamet şaşmış. Çünkü istikametin ana merkezi, kumanda merkezi burası. Burada bir iş olacak. O yüzden imanın tadını almış diyor, sevgisinin ayarını ayarlayan, ayarını bulan. İmanın tadını almış diyor. Ya sinyal yok diye uyduda bir karışıklık olsa anında çağırıyoruz Mehmet'e. Mehmet kardeş gel diyoruz, hemen ayak çektiririz. Niye? İşte burada uydu almıyor, verici şaştı falan. Eskiden damla çevirdik antenleri, aman çevir, aman çevir, çevirdik durdu. Kalpteki sevgi de böyle şaştıysa ayar çekmek zorundayız. Elhamdülillah bu tür ortamları, sadece burayı kastetmiyorum, bunun gibi tüm ortamları kastetiyorum. Aslında sevgimizin, kalbimizin, muhabbetimizin ayar yerleri işte, ayar çekiyoruz ya. Bu anlamda ihtiyacımız var. Tekrar bir rot balans yapıyoruz haftalık. Haftalık arabasını rot balansa sokan var mı? Yok. Masraflı bir iş. Ama elhamdülillah rot balans ayarında hafif veriyoruz işte. Sola sağa verittin. Ya dilimin ayarı karşılığında ayar vermiyor. Gözümün ayarı, kulağımın ayarı, elimin ayarı ayar veriyor. Yoksa kireçleme yapacak. يَوْمَ يُقْشَفْعَنْ سَا وَيُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُودُ فَلَا يَسْتَطِعُونَ Kalem suresi 43. O gün secdeye çağrılırlar. Baldırlar açılmıştır.
ama takat getiremezler. Yevme yukşaf ansa, baldırlar açıldı. Ve yud'avne ile sucud, secdeye çağrıldılar. Fela yestati'un, takat getiremediler. Niye? Arkadaşlar, Araplarda bir deyim bu. Tefsirine baktığımızda Allah'ım Hicazi'de mi? Nerede şu an hatırlamıyorum. Tefsirde öyle geçiyor. Arapların giydiği elbiseyi düşünün, o uzun elbiseyi, fistan düşünün. Onunla çok hareketli bir iş yapması, atağa geçmesi bazen zor oluyormuş ya. O yüzden bir ara o fistanın ucunu çevirip beline soktun mu, baldırı açıldın mı tamam demiş artık ya. O adamın yapmayacağı iş yok yani. Adam baldırı açtı artık yani. Yapmayacağı iş yok yani. İş benden sorulur kardeşim noktasında var. Ayet onu söylüyor. Yavma yok şafansa baldır açıldı. Secdeye çağırıyor, secde demiyor. Lan ne koşması? Durdu yerde secdeye gidemiyor adam. Arap'ın tahayyülünde bu tuhaf bir şey yani. Olacak şey mi ya? Ya bir Arap sırf fistanın ucunu beline sokacak. Oldu yerde secde gidemeyecek. Olacak şey mi kardeşim diyor ya. Bu nasıl vurguluyor yani? Bu böyle vurgu. 60 yıllık kireçleme yapmış kardeşim, secdeye gitmemişsin sen. 50 yıl ömrü tefesini geçirmişsin sen. 20 yıldır en hareketli günlerinde secdeyle tanışmamışsın sen. Kireçleme yapmış, kolay mı secde? Kolay değil. Her baba yine harcı değil ya. Öyle kolay ama işte secde tanımını yapın. İşte dizler, eller, alın, burun yere gelmesi. Öyle öyle çok basit bir şey. Motor sağlam olacak. Motor, adam motoru kaldırmıyor, sonra gitmez adam secdeye. Adam motorla problem var. Motorun ayarı farklı. Motorun ayarı düzeye göre ayarlanmış kardeşim. Düzeye göre atıyor. Motorun ayarı günlük bir takım koşturmaya göre ayarlanmış ya. Adam televizyon almış, televizyona tak bir an ses büyür çıkıyor. Ne oldu ya? Maç ayarına getirdik diyor. Maçı kuşun içerisinde izleyecek ya, maç ayarına bastı mı ses bu arada efekti geliyor, tuhaf geliyor. Öbürlerinde fısıltı halinde. Maç ayarı koymuş adam bakıyor. Kuşu içerisinde maç izlensin diye. Kuşu içerisinde namaz kılsın diye değil o. Tabii ki okuyoruz burada yani. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içerisindedirler. Namazın defterini 5 dakika dürmenin de yanındayız. Nasıl dürerse kaldırır size çabeyi. Defter dürüp kaldıracağız hemen tabii. Ama asıl mesele o arkadaşlar. İstikamet meselesi. İstikametle ilgili ayarı tutturduğumuzda فَاَقِمْ وَجَكَ لِدِّينِ الْقَيِّمِ Dost doğru dine, dost doğru şekilde döndüğümüzde, doğru dine yanıp dönmeyi Allah kabul etmiyor. Doğru dine doğru döneceğiz. Sadece namazdaki bir ayarla falan değil yani. Sadece namazında kulağımız ezanda. Aman okundu toplantıda atılma. Normal hayatta da kulağımız ezanda, gözümüz namazda olduğu zaman istikamet tutmuş olacak. Rabbim bize anlattıklarımızla, sizi dinlediklerinizle amel etme konusunda inşallah başarılı olsun. Ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.